Business Channel Türk ekranından hepinize merhabalar. İdil Çeliker ben, bir başarı öyküsüyle karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Berk Özoğuz. Ankara'dan geldi. Hoş geldi. Evet, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Merhaba. İyiyim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Dişlerden belli zaten ne işte uğraştınız. sağ olun. Diyeceğim. Evet, biraz kendinizden bahsedin. Çok gençsiniz henüz ama başarılı işlere imza atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Sonrasında uzmanlık alanım olan ortodonti bölümünde uzmanlığımı, doktora eğitimime devam ettim. Mezuniyet sonrasında da bir GATA'da askerlik dönemim oldu, bir yıl kadar. Ve sonrasında da Ankara'da çalışmalarıma çay yolunda kliniğimizde devam etmekteyim. Klinikte devam ediyorsunuz. Evet. Peki ortodonti ile dal olarak tabii ne olduğunu biliyoruz ama yine de nedir aslında ortodonti? Şimdi ortodonti aslında ağızdaki dişsel çapraşıklıkların çözümlenmesini hedefleyen ve bu doğrultuda mekanikler kullanan, teller, hani yaygın olarak bilinen dişlere uygulanan tellerle dişteki eğriliklerin düzeltilmesini hedefleyen. Diş gıcırdatması için belki şeyde var mı? O da var tabii ki. Aslında ortodonti çok geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Öncelikle bu işte dişsel eğrilikler ilk aklımıza geliyor. Onların düzeltilmesini yapıyor. Sonrasında sizin de belirttiğiniz gibi bu bruxizm dediğiniz hani diş gıcırdatmaya yönelik plaklar hazırlayabiliyoruz. Ya da hani çenesel bozukluklar oluyor bazen. Onlara yönelik tedaviler gerçekleştirilebiliyor. Geniş bir yelpazeye sahip diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır. Uzmanlık dalı. Evet. Ama mesela hani ortodonti konusunda uzmanlaşmış bir hekim normal diş tedavisi de yapar mı? Şimdi bu konu şöyle. Ortodontistler bu diş hekimliği eğitimlerinin üzerine 5 yıl bir uzmanlık yaptıkları için sonrasında hani daha çok sadece ortodonti alanında devam edebiliyorlar. Hani örneğin kendimi örnek verirsem hani ben bir 4-5 yıldır hani diş dolgusu gerçekleştirmedim. Daha çok alanıma yönelik hani tel uygulamaları yaptım. Bu sizin tercihiniz ama. Yoksa tabii, yapabiliyorsunuz zaten. Yapabiliyoruz. Tabii. Hani yapabiliyoruz yani ama. Böyle bir ehliyetiniz var. Var ama tabii ki. Sizin tercihiniz bu yönde. Evet, aslında çok da fırsat kalmıyor da diyebilirim. Hani normal diş hekimliği uygulamalarından çok ortodonti uygulamalarımız Peki, oluyor. Peki çok ciddi problem var mı? Türkiye'de karşılaşıyorsunuzdur. Ortodonti problemi yaşanıyor mu çok sık? Türkiye'de şimdi şöyle, çok tabii ki fazla ortodonti problemi olan birey var. Bunları hani gruplarsak hani çocuk yaş grubunda karşımıza çok hani dişsel hatta çenesel bozukluklar geliyor, başvuru oluyor. Gene erişkin grupta da hani 30'lu 40'lı 50'li yaşlarda dahi dişsel bozukluklar tabii çok yaygın. Şunu soracağım o yüzden yani bizim bildiğimiz o tür ortodonti yani özellikle çarpık dişlerde küçük yaşlarda hep kafamıza öyle yerleşmiş. Yani çocuk yaşta düzeltilmesi gerekiyor gibi. Evet. En fazla genç kızlık, delikanlılık döneminde. Çünkü hani o teller falan takılır ve çocuklarda hiç hoşlanmaz ya o fasıldan çirkin göründüklerini düşünür. Az sonra onu da soracağım ama bunun bir yaşı var mı? Yani mecbur muyuz küçük yaşta diş eğriliklerini ya da dediğiniz gibi herhangi bir diş ya da çene bozukluğunu çok erken yaşta mı düzeltmek gerekiyor? Şimdi bu konuda da şöyle bir örnek vereyim. Örneğin 7 yaşında bir çocuğumuz var. Hani bunun aslında ortodonti uzmanınca muayene edilmesi çok faydalı olur. Çünkü erken dönemde teşhis ettiğimiz çenesel bozukluklar özellikle çene darlıkları, üst çenenin alt çenenin darlıkları ya da alt çenenin önde olması gibi durumlar 8-12 yaş aralığında rahatlıkla ortodontik metotlarla tedavi edilebiliyor. Sonrasında yani 12 yaştan sonra ise dişsel çapraşıklıkların tedavisi artık hani diş ve çevre dokular sağlıklıysa yaş sınırı olmadan yapılabiliyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Hani ilk imkan varsa 7-8 yaşlarında bir ortodonti uzmanına danışılabilir, başvurulur. O noktadan çenesel bir bozukluk varsa bunun tedavisine yönelik çalışılır. 12 yaşından sonra yani daimi dişler dediğimiz hayat boyu kullanacağımız dişler sürdükten sonra ise istediğiniz yaşta hani başvuruda bulunabilirsiniz. Tabii ki erken başvurulması hızlı tedavi sağlayacaktır. Diş hareketleri hani genç yaşlarda çok daha hızlı cevap verecektir. Her yerde olduğu gibi yani bedenin bütünlüğü için geçerli. Yani bu genel bir kural, genel bir fizyolojik kural. Ama bu demek değil ki hani 20'li 30'lu yaşlarda da diş hareketleri yaptırılmaz. Tabii ki hani diş ve diş eti sağlıklıysa
belirli kurallara uyulduğu takdirde... 70 yaşında da olsa yapabiliyorsunuz. Aynen, aynen. Yani limit yok gibi bir şey. Hani 70 yaşında bir birey de özellikle şeyde hani protez yaptıracak bireylerde bir hazırlık gerekebiliyor. Bazen dişler proteze o kendi halleriyle uyumlu olmayabiliyor. Öncesinde bir tel tedavisiyle dişlerin istediğimiz konuma getir, sonra protez uzmanları üstlerine kaplamada yaptıkları oluyor yani o Anladım. Şekilde. Peki şunu da merak ettim şimdi. Bu hani diş yapısı ya da çene yapısı. Az önce söylediniz ya dışa mesela alt çene önde oluyor. Önde olabilir. Ama o çocuğun büyük ihtimalle babası, annesi, ailede de böyle bir... Onlar da bunun genetik bir özellik olduğunu zannediyorlar aslında. Çene yapısı bozukluğu yerine genellikle herhalde bundan eskitiliyor ve bilinmiyor değil mi? Evet, bundan evet. Kaynaklı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Hani insanlar aslında kendi çocuklarını çok da görmüyorlar. Kondurmuyorlar yani. Hani genellikle onu gözlemliyorum. Hani kliniğe başvuranlarda ya da işte genel çevremizdeki kişilerde de hani alt çenesi önde mesela bir baba var. Hani mesela oğlunda da bu durum var. Hani baba diyor ki benim de çenem zaten böyle. Hani oğlumun da zaten normal yani bana çekti diyor. Hani onu bir düzeltilebilecek bir şey gibi görmüyor. Özellikle açıklamak istedim. Evet, yani böyle bir genetik problem gibi algılamasınlar. Evet. O da düzeltilebiliyor. Tabii ki. Düzeltilebiliyor. Orada neyi kullanıyoruz? Şimdi çocuk yaşta başvurunca o dediğim 8-12 yaş aralığında daha boyu uzayacak, büyüme gelişimi var çocuğumuzun. Yapılan uygulamalarla mesela alt çene önde. Alt çenenin geriye doğru yönlendirilmesi ya da üst çenenin bu yüz maskesi dediğimiz yöntemlerle ileri doğru yönlendirilmesi acılı bir sistem değil. Değil, acılı bir sistem değil. Hani 8 ay gibi ortalama sürelerde çocuklarımızda bu çenesel düzelmeleri yapabiliyoruz. Ha, yapılmazsa ne olur diye bir soru aslında akla gelebilir. Bu noktada da örneğin yapılmadı, hani 8-12 yaş grubunda yapılmadı. İleri dönemlerde alt çenesi ileride başvurdu hastamız, örneğin 18-19 yaşında. Hani bunda da gene çözüm var. Ortodontik tel tedavileri artı bu sefer ortognatik dediğimiz cerrahi müdahaleler giriyor. Yaş ilerledikçe cerrahi de girmeye başlıyor. Yaş ilerledikçe cerrahi müdahalelerle alt çenenin geri alınması, üst çenenin ileri alınması gene yapılıyor. Ama tabii fırsat varsa hani bunu genç çocuk yaşlarda çözebilirsek çok daha faydalı oluyor birey için. Doğru. Öbür türlü biraz daha ileri dönemlerde de çözüm sağlanıyor ama dediğim gibi çene ameliyatları gerçekleştirmesi gerekiyor. Baba ne kıskanır mesela işte çocuğunki düzelince ben niye yıllarca böyle bir şey yaptırmamışım? Bacam bana da yapabilir misiniz dediğinde yapabilir misiniz o yaş tabii grubuna? Tabii ki. Onu tabii sormak ki yapılabilir. Istedim. Yani onun işte metotları biraz farklı oluyor. Hem ortodonti hem cerrahi oluyor ama yapılabilir. Tabii yapılamaz diye bir şey Az var. Önce telden bahsettik. İleri yaşta da kullananlar var ama özellikle bu yetişme çağında yani genç kızlık, delikanlılık döneminde çocuklar çok rahatsız oluyorlar. Eller böyle geziliyor ya da dışarı çıkarken o tel çıkarılıyor. İşte bir dönem süsleri çıktı, misina gibi olup böyle hani ucuna taşlar takmak vesaire falan gibi sevimli hale getirilmeye çalışıldı. Doğru. Özellikle mesela düğün öncesi genç kızlarda çok sık görmeye başladık. Doğru. Haklısınız. Onun yeni bir metodu var mı sizde? Nasıl uyguluyorsunuz? Çok güzel bir soru. Yani bu çok fazla çünkü geliyor. Hani teller uygulandıktan sonra görüntüm kötü olacak. İşte dediğiniz gibi düğünüm var, yetişir mi gibi çok fazla soru geliyor. Şimdi burada şöyle bir ortodontinin yelpazesi var. Estetik dediğimiz bir grup var. Burada estetik teller, yani diş rengindeki şeffaf teller kullanılabiliyor. Bir opsiyonumuz bu oluyor. Yani görünmüyor yani. Görünmüyor evet. Yani konuşma mesafesinden ancak hani görülebilen teller olabiliyor. Bunlar da aynı o çocuklarda gördüğünüz metal teller gibi tedaviye yanıt veriyor. Gene hani tedavi sürelerimiz hani biraz duruma göre belki o da şu an geliştirilen yeni teknolojiler biraz onun da yetişmesini sağladı metal braketlere ama hani gene bir yıl gibi tabii ki ortalama süreler bunlar 1 yıl 1,5 yıl ya da 8 ay gibi sürelerde tedaviler tamamlanabiliyor hastanın mevcut durumuna göre. Ama bir de şu grup var, benim tellerim hani şeffaf da olsa hiç görünmesin. İşte düğünüm var, ben hiç istemiyorum ya da işte göz önündeyim. Aynen, örneğin sizin gibi bir sunucuyum tarzında. Yani mecburen görünmemesi gerekiyor. Şimdi bu durumda da içten teller dediğimiz, lingual teknik dediğimiz yani dil tarafından, dişlerin iç kısmından. Geçen tel uygulamaları var. Bu uygulamalar hakikaten hani dışarıdan görülemiyor. Özellikle çalıştığımız metotlarda dişlerin yüzeylerine çok adapte olacak şekilde, dili de zedelemeyecek, rahatsız etmeyecek şekilde bunlar hazırlanıyor. Yani her bireyin dişlerine uygun olarak döküm şeklinde hazırlandığı için
artık o eskiden hep duyduğumuz hani dilimi yaralar mı acaba gibi soruların da yanıtları. Ya da konuşmayı bozar mı? Konuşmayı bozar mı gibi soruların da yanıtlarını hani kendinden vermiş oluyoruz. Çok güzel. Alışma sürelerine bakarsanız hani dıştan tellere bir hafta gibi bir sürede alışılabiliyor. Şeffaf ya da metal olsun. Hani içten tellerinde iki hafta gibi bir. Bir haftalık bir haftalık şeye de bir, o kadara evet, da o kadar estetik da. İçin katlanılacaksın. Aynen öyle. Yani estetik bir tedavi tercih edenlerin hani içten tel tedavileri de güzel bir alternatif sunuyor. Şöyle konuşalım o zaman. Çocuklar ve büyükler yani erişkinler de dahil olmak üzere ortodontiyle böyle hani en ilginç vakalar nedir? Hani en olmayacak diye düşündüğümüz neler tedavi edilebiliyor? Bir de onları öğreneyim sizden. Tabii aklımıza ki. Gelmeyebilir ama tabii siz ki. Alanda olduğunuz için çok tabii sık ki. Karşılaşabilirsiniz tabii ki. Böyle örnekler çok. Örneğin hani ortodonti doğumdan bile hayatımıza girebiliyor. Şöyle ki bebek doğduktan sonra dudak damak yarığıyla doğuyor. Örneğin mesela çok zor durumlar. Aileler de bununla çok zorlanıyorlar hani bebekte böyle bir durum olunca. Şimdi böyle bir durumda ortodonti uzmanlarının da aslında o dudak damak yarığının tedavinin ekipte yer alması gerekiyor. Şöyle ki plaklar hazırlanıyor o damak dudak yarığını düzeltecek, kapatmaya yardımcı olacak şekilde. Hani 2 yaşlarına kadar uygulamalar yapılıyor ortodontistlerce. Sonrasında tabii ilerleyen dönemlerde gene cerrahın müdahalesi gerekiyor. Sonra biraz daha ilerleyen dönemde bu konuşma terapisti dediğimiz uzmanlar konuşmanın düzenlenmesi. Yani bir ekip işi. Ekip mesela en basitinden hani dudak damak yarıklı bir çocukta da ortodonti uygulanabiliyor. Tabii. Ve çok önem kazanıyor. Hatta tabii ki bu dediğimiz işte 8-12 yaş grubunda çenesel bozukluklar gene aynı grupta tedavi edilirken 12 yaşından sonra da çünkü dudak damak yarıklı bireylerde distal bozukluklar da çok sık rastlanıyor. Onların tedavisine gene aktif olarak ortodonti yer alıyor. Doğru. Hepimiz bir annelik yaşadığımız için o süreci de bildiğimiz için şunu öğrenmek istiyorum. Biz mesela doğum sırasında değil tabii yani hamilelik sürecinde flor almalı mıyız? Evet. Doğacak bebeğe hakikaten bir faydası var mı o florların? Çünkü içiyoruz ama ne için içtiğimizi doğru dürüst bilmiyoruz işin açıkçası. Bir bunu merak ediyorum. Size bir faydası oluyor mu ileride? Evet. Bir de şeyi hep merak ederim. Bu çocuklar doğar, biz normal doktora götürürüz. Ama onların hiç ağız yapısına filan hani ben hiç o kadar detaylı bir muayene görmedim. Bana kalsa sizler tıpkı çocuk doktoruna götürdüğümüz gibi çok daha dişler çıkmadan önce hatta bir diş hekimine ya da ortodontiste götürüp ağız yapısıyla ilgili bilgi almak gerekiyor yanılmıyorsam. Doğru. Bunu nasıl katacağız bu sistemin içine? Doğru. Şimdi şöyle çok güzel sorular. Hani öncelikle flordan isterseniz başlayayım. Tamam. Şimdi flor uygulamaları hamilelik döneminde annenin aldığı flor tabi birebir çocuğun yapısına geçmesi mümkün olmuyor. Anneyi koruyor. Anneyi koruyor. Herhalde. Annenin çünkü diş yapısı da kalsiyum depoları da harcandığından hani bir miktar zayıflayabiliyor. Zaten genel olarak bu hani halk öyle. Arasında da bilinir. Sonrasında çocuk doğduktan sonra tabii ki ilk dişlerin çıkması 6 aylarda başlayıp 24 aya kadar yani 2 yaşına kadar devam ediyor. Sonrasında hani flor uygulaması yüzeysel olarak ancak ağız iyice kurutulduktan sonra aslında hekim kontrolünde tabii. olması lazım. Bazen okullarda genel uygulamalar da yapılıyor ama hani çok steril kuru şartlarda uygulanması gerektiği için hani bu sağlanamazsa çok da etkili olmuyor. Bir de başka bir faktör de florun tabii yutulmaması lazım en büyük önemli. Çünkü birikim yapabiliyor vücutta. Hani çocuklara o nedenle florürlü diş macunu çok küçük yaşlarda önermiyoruz. Yutabildikleri için macunu. Biraz daha bilinç arttığı zaman 4-5 yaşlarında önermeye başlayabiliyoruz. Ama onun öncesinde hani hep zaten erişkinlerin kontrolünde bunların yapılmasını istiyoruz. Diğer sorunuzda da... yani eğitim sistemine gelene kadar çocukta bir diş taraması vesaire falan da yapılmıyor. Evet. Aslında doğrusu çocuk doktoruyla ortak çalışan bir ortodontist ya da diş hekimi... Siz olması. Ortodontist olması gerekiyor tabii ki çene ve diş yapısıyla ilgili. Yani bu konuda şöyle aslında dediğiniz doğru. Yani doğumdan sonra biz de o şekilde yani çocuk doktoruna çok rutin kontrollerini yaptırıyoruz ama şimdi ilk bu süt dişleri sürdüğü dönemde aslında bir diş hekimi
Hatta bunun uzmanlık dalı da pedodonti denilen 0-12 hı hı. yaşlarda çocuklardaki hani dişsel dolgu ihtiyaçları, işte çürüklerin takibi hı hı. gibi alanları, işte flor uygulamalarını yapan bir ana bilim dalı daha var, var diş hekiminde. Mesela o pedodonti uzmanları ya da ortodonti uzmanları ya da hani bir diş hekimine en azından bu 2 yaşından sonra böyle 6 ayda bir kontrole götürebilsek çok ideal olur. Yani bu zaten ideal çocuğun bir sistem. Çocuğun korkusu olur. Yani çocuğun korkusu aha. çok acayip oldu. Ben de evet, çok evet. korkuyorum diş hekiminden. Aha. Çünkü bizim dönemimizde, çocukluk dönemimizde kötü anılarımız olmuştur ama şimdi görüyorum ki her şey çok basitleşiyor. Aha. Konforlu hale geliyor hasta adına. Doğru. Kim bilir neler yapıyorsunuz artık aha. canımızı acıtmamak için, değil mi? Evet, evet. Aynen. Öyle değil. Aynen. Sakın başka bir şey söyleme. Evet, öyle. Evet, evet. Hiç acımıyor. Acımıyor ki. Acımıyor ki. Hasta gelip böyle yapar. Aynen öyle. Peki sizi bir kere öncelikle yaptığınız, içinde bulunduğunuz kulvarda ayıran özellikleriniz ne? İyi bir halkla ilişkiler de sürdürüyorsunuz anladığım kadarıyla siz. Hasta takibi yapıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Şimdi şöyle hani günümüzde zaten sosyal medya çok ön planda olduğu için ben de hani sosyal medyada yer alıyorum. Hastalarımızla örneğin tedavilerini bitirdiğimiz zaman bitimlerini çeşitli platformlardan paylaşıyoruz. Onlar beğeniyorlar, işte aileleri takip ediyor, beğeniyorlar gibi platformlarda yer alıyoruz. Bunu hani aslında günümüzde hani beni ayıran demeyeyim de hani diş hekimleri ve diğer uzmanlar da yer almak istiyorlar sosyal medyada. Çünkü hani bu aslında bir gereksinim yani sosyal medyada. Bir de bizim için de iyi, neye göre seçeceğiz? Yani hangi sorunumuz için hangi hekimi seçeceğiz? Doğru, çok güzel. Gibi bir durum gerekiyor. Aynen. Bize bunu da örneklerseniz. Tabii örneklendireyim. Yani günümüzde şöyle diş hekimliği fakültelerinden mezun olduğumuz zaman aslında hani dişsel dolguların, işte protezlerin gibi yapılabilmesinin, çekimlerin yapılabilmesi gibi uygulamaları zaten diş hekimleri gerçekleştiriyor. İmplantlar. İmplantlar o konuda şöyle tabii ki diş hekimleri de gerçekleştiriyor. Ama artık günümüzde bu uzmanlaşma çok ön planda. Hı hı. Diş hekimliğinde de uzmanlık dalları var. Örneğin diş eti rahatsızlıkları için bir periodontoloji uzmanı dediğimiz hani uzmana ayrı bir uzmanlık aynen var. Başvurabiliyorsunuz. Ya da işte 0-16 yaş arasında mesela çocuğumuzun dolgusu için dediniz yani korku evet. diye. Şimdi mesela çocuklara yapılan yaklaşımlar aslında çok farklı oluyor. Onlara çok daha böyle güzel sıcak yaklaşımlar işte sırf tanışma bile olabilir. Mesela 3-4 yaşında bir çocuk uzmanla tanışacak. Hı hı. O bile farklı bir yaklaşım gerektiriyor. Mesela evet. çocukta böyle bir durum varsa bir pedodonti uzmanına başvurulabilir. Hı hı. Dediğiniz gibi çenesel bir rahatsızlıktan falan şüpheleniyorsa, dişlerin eğri geldiği düşünülüyorsa hani 4 yaşından itibaren bir ortodonti uzmanına da tabii danışılabilir. Çok güzel. Gibi hani protez uygulamaları, implant uygulamaları bunların da hani cerrahi uzmanı ya da protez uzmanı gibi şimdi uzmanlıkları... Şimdi yeni yeni şeyler çıkmış galiba. Evet. Aynı gün çekilip yerine takılabiliyormuş aynen. ya da 24 saat içinde doğru. artık 6 ay beklenmiyormuş filan gibi. Ne doğru, kadar doğru. doğru bilmiyorum yani ama. Yani şöyle uygulamalar hastaların ihtiyaçları doğrultusunda çok gelişim gösteriyor. Hı-hı. Hani demin söylediğim mesela içten teller de bu ihtiyaçtan evet. doğdu aslında. Yani hastalar görünsün istemiyordu. Hem konforlu hale geliyor hem çözümsel evet. hale geliyor kesinlikle. Giderek. Tabii teknoloji de kesinlikle. İlerledikçe sizler de çok iyi eğitimler aldığınız doğru. için ve alanınızı hı-hı. hakikaten... Eğitim olarak da, bilgi olarak doğru. da yatırım yaptığınız için. Evet bir şey daha sormuştum. Sizi ayıran özellik ne alanınızda? Özellik şöyle, mesela ben hani uygulamalar olarak içten teller çok fazla ortodonti uzmanlarınca da gerçekleştirilmeyebiliyor. Çünkü biraz zahmetli tedaviler. Yani ortodonti anladım. Uzmanının daha çok emek harcadığı tedaviler. Hem işte zaman olarak hem hasta süresi olarak biraz daha emek harcanan tedaviler. Mesela onları gerçekleştirebiliyoruz. Ya da bu tamamen hiç tel kullanmadan şeffaf plaklarda ortodonti dediğimiz bu hani plak sistemleriyle gittiğimiz dişsel bozukluğun plaklar değiştirilerek düzeltildiği bir sistem var. Mesela ondan da uygulamalar yapıyoruz. Yani bu şekilde işte demin bahsettiğim sosyal medyada yer alarak hı-hı. mesela o bir farklılık olabilir. Ne güzel. Evet bu şekilde hani ne mesleğimizi sürdürüyoruz. Sevgili Berk'cim yolunuz açık olsun. Sağ olun. Herkesin çok teşekkür ederim. Dişleri sağlıklı olsun. Yeni nesiller de en azından dişleriyle uğraşmasın. Aynen. Doktordan da korkmasınlar aynen bizim öyle. Gibi evet. diye diliyorum. Korkmalarına çok teşekkür gerek yok ediyorum diyorum. Katıldığınız ben için. Ediyorum. Evet çok bugün sağ olun. Ankara'dan geldi sevgili Doktor Berk Özoğul. Gencecik bir arkadaşımızı ağırladık. Ortodonti uzmanı kendisi. Bir kliniği var Ankara'da. Yeni yeni şeyler öğrendik kendisinden. Artık diş tellerinden de korkmaya gerek yok. Ortodontik bozukluklarda
da kendisine başvurabiliriz. En azından kendi alanında bu gelişmeleri bize anlattığı için diğer hekimlerin de ona teşekkür borcu var bence. Efendim bir başarı öyküsünde Berk Özoğlu'yu ağırladık. Bir başka programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.